Volvar'ın ekranlarında Hava Atışının yeni bölümüne hoş geldiniz. Mehmet Aktaş'la birlikte bugün temsilcilerimizin EuroLeague maçlarından konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Büşra. Sana ilk olarak Fenerbahçe'nin Virtus Bologna maçını sorarak başlamak istiyorum hem farklı bir galibiyet hem de 20 tane üçlük isabeti buldu Fenerbahçe Beko. Hani burada bu galibiyetin anahtarı bu muydu? Nasıl bu kadar rahat kazanabildi Fenerbahçe Beko? Kesinlikle o 23'lük ki zaten kulüp rekoru oldu EuroLeague tarihinde Fenerbahçe adına. 23'lük gerçekten inanılmaz bir yüzdeyle attığı 40'ta 20, %50 üçlük isabeti gerçekten olağanüstü. 20 adet üçlük zaten çok kritikti. Fenerbahçe için zaten bu sezon üçlük yüzdelerine baktığımız zaman, üçlük isabetlerine baktığımız zaman 11 kritik rakam. Yani Fenerbahçe 11 üçlüyü buldu. 8 maçın 7'sini kazanmıştı bundan önce. E bu maçta 20'ye kadar ulaştı. 9'da 8 oldu. Yani o 11 üçlük sihirli rakam devam ediyor. Fenerbahçe adına. Ya tabii geçen hafta konuştuk biliyorsun. E, Bologna maçı öncesindeki e, yayınımızda hani Bologna ilk maçı kazanmıştı. Burada öncelik galibiyet ama hani şöyle bir 5 sayılık galibiyet olsa iyi olurdu. İlk maçı 4 sayı farklı kaybettiğimiz için olası bir iki ve almak adına e, biz 5 istemiştik. 32 oldu. Teşekkür ediyoruz o yüzden Fenerbahçe'ye gerçekten. Ya hakikaten aslında beklenmedik bir galibiyetti diyebiliriz. Yani böyle bir farkı tabii ki hiç kimse beklemiyordu. Yani Bologna sonuçta son maçlarda Fenerbahçe galibiyetinden sonra oynadığı 9 maçın 6'sını kazanmış bir takımdı. Buraya da son maçlarında kazanarak gelmişlerdi. Dolayısıyla iyi de bir kadroya sahip. Tecrübeli oyuncuları var. İşte Teodosic olsun, işte e, Tornike, Şengelya, e, Belinelli, Hackett, e, Cahit. E. Yani gerçekten e, kağıt üstünde iyi bir kadroya i̇yi bir kadro. sahip. İyi bir antrenörleri var. Sergio Scariola gibi dünya şampiyonluğu kazanmış, Avrupa şampiyonluğu kazanmış İspanya milli takımıyla. Önemli bir antrenörleri var. Ama playoff yarışındalar. Onlar da çok iyi başlamadılar. Çalkantılı bir sezon geçiriyorlar ama dediğim gibi Fenerbahçe maçı öncesinde fena bir performansları yoktu form durumları da iyiydi ama Fenerbahçe gerçekten o Partizan maçıyla ve ondan önceki Alba maçıyla bir ivme yakaladığını zaten Devamlı, gösteriyordu. Evet. O 15 günlük ara zorunlu o e, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle verilen 15 günlük o zorunlu ara açıkçası bende biraz soru işaretine neden olmuştu. Hani özellikle psikolojik anlamda oyuncular kendilerini hazır tutabilecek mi? Hani nasıl etkilendiler, mi? etkilenmediler mi? Nasıl bir Fenerbahçe olacak o aradan sonra? Merak ediyordum. Partizan maçıyla o 15 günlük aranın aslında takıma ne kadar yaradığını fiziksel anlamda özellikle gördük. Çok bir Fenerbahçe var. E, Partizan maçındaki o e, müthiş performans adeta devam etti burada. burada e, Bolonya maçında. Enerjisiyle alakalı şunu da sormak istiyorum. E, 20 dakikanın üstünde oynayan 3 oyuncu var. Hani... Evet. 27 dakikanın üzerinde oynayan oyuncu yok. Hani bu kadronun genişliği de bu diri kalmanın anahtarlarından, bu diri kalmanın sebeplerinden biridir çok diye düşünüyorum. Çok doğru, çok doğru bir tespit Büşra. Ee, dediğin gibi e, oyuncu adedi Hı -hı. arttığı için hani rotasyondaki oyuncu sayısı çok şu anda arttığı için ve roller de daha belirli olduğu için hani kim ne zaman girecek, kim ne zaman çıkacak bir ara bir o özellikle sakatların olduğu dönemde e, bir istikrarsızlık söz konusuydu kadroda ve rotasyonda, Itüdis'in de arayışları vardı. Sakatların iyileşmesi, formsuz oyuncuların işte form tut tutmaya başlamasıyla birlikte o sorun da giderildi. İşte bu maçta Bielitsa'da e, 2828 gün sonra bir başka de işte evet, 7 yıl rağmen. 8 ay 26 gün sonra ilk kez forma giydi. Cekir'in bir sakatlığı vardı o da iyileşmişti zaten o da rotasyona dahil oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe bu sezon ilk kez aslında e, Bologna karşısında tam kadroyla mücadele etti. Ee, yani artık sakatların iyileşmesi işte dediğim gibi e, formsuz oyuncuların form tutmaya başlaması. Will Bakin, Goodrich hatta bu maçta Kalates'te bir silkin kendine geldi. E, dolayısıyla hani oyuncuların da devreye girmesiyle Fenerbahçe bir kez daha artık 12 maçta 10 galibiyet aldığı dönemdeki havayı e, yakalamaya başlamış vaziyette. Dediğim gibi partizan maçında bıraktığı yerden devam etti. Aslında maçın başında kısa bir sürede bir bocalama dönemi geçirdi. 12-6'lık bir e, başlangıcı vardı. Bologna maçı 12-6 önde girdi. Girdi. özellikle Kalates'in şutunu riske ederek orada biraz yine Fenerbahçe yi ritimden çıkarmaya başardılar ama işte Gudur için oyuna girmesi, orada bir kez daha toparladı Fenerbahçe'yi. Partizan maçının yıldızı, bu maçın da yine e, özellikle De ile birlikte maçın kahramanından kahramanlarından biriydi. Yani e, arkasından işte 12-6'dan sonra e, 14-13'e yine geldi. 14-13 öndeydi. Bir fark kapandı ama arkasından 20 0lık bir seri. Hani adeta baraj kapakları açıldı Fenerbahçe adına. Arka arkaya üçlükler. İşte iki tane de Champier'den, iki tane Guduruş'tan, iki tane Wilbeck'inden ikişer ikişer üçlükler kısa bir süre içerisinde adeta ne etti Bologna'yı. İkinci çeyrekte de yine hiç gaz kesmedi Fenerbahçe. Kaldığı yerden devam etti. Savunmada da yine o e, gayretli oyunu sürdü. Ve e, ilk yarı sonunda geldiğimiz zaman zaten adeta Fenerbahçe Bologna'nın fişini çekti. E, 58-29 da ilk yarı skoru. Yani ikiye katlamıştı. Bildiğin gibi hani bazen böyle yüksek farklı fark yakalandığı zaman özellikle ikinci yarıların başında takımlar bir düşüş eğilimi gösterebilirler biraz rehavete de girebilirler ama Fenerbahçe hiç konsantrasyonunu burada bozmadı. Hı. Ee, aynı şekilde devam etti. Bologna belki 3. çeyreğin başında bir direnç gösterdi. 28-23'tü 3. çeyreğin skoru ama son çeyreğe 32-33 sayıyla zaten önde girdi Fenerbahçe. Maçın son 10 dakikası hani Amerikalıların deyimiyle garbişten yani çöp zamana döndü artık. Yani o 10 dakika zaten maçın kaderinin belirlendiği süreçte. Ee, gerçekten çok net, çok rahat e, beklemediğimiz rahatlıkta bir maç oldu. E, maç oldu. Ee, arka arkada 3. galibiyet oldu Fenerbahçe adına. Çift maç haftası öncesi tabii büyük moral, moral oldu. oldu ee, Buradan son bir sorun var. Daha sonrasında hı hı. Anadolu Efes'e geçeceğim ama Fenerbahçe'nin bu galibiyette dörtte yer almasıyla birlikte playofflar içinde bir saha avantajına girebilir mi? Saha avantajını kazanabilir mi? Tabii ilk dört içinde e, hani belki bilmeyenler, izleyicilerimiz için söyleyelim. E, normal sezonu ilk dört sırada bitiren takımlar e, playoffta saha avantajına sahip oluyorlar. Dolayısıyla bahsettiğin gibi ilk dört içinde yer almak önemli. Şu anda Fenerbahçe dördüncü sırada ve bir maç eksiği var. Takımın şu anki durumu e, gerçekten umut vaat edici. E, ama fixture'a baktığımız zaman gerçekten de zor bir fixture var. Şu anda Fenerbahçe işte 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada. Birazdan konuşacağız zaten çift maç haftasında Barcelona ile karşılaşacak ki direkt rakibi hemen üstünde yer alıyor. İşte altı, hemen altında Monaco var, Partizan. Yani çok yakın birbirine takımlar. Kalan maçlara bakıyorum işte şimdi Maccabi var, Barcelona maçı var. Maccabi deplasmanı arkasından işte Valencia, Milano, Zalgiris, Real, Baskonya, Efes, Kızıl Yıldız diye bitiriyor. Playoff tablosu içinde yani şu anda ilk 8 içinde yer alan 4 takım var bunların içinde. E, lider Real Madrid dahil olmak üzere. Yani çok zorlu bir fikstür var. E, ama dediğim gibi takımın şu anki durumu içinde bulunduğu form grafiği ve buna Işık. bir de eklenecek evet. olan şimdi Belissa evet takıma dahil oldu ama daha sonuçta onun bir e, adaptasyon süreci olacak ama sonuçta ekstra bir oyuncu ekstra bir oyun zekası olarak Fenerbahçe'ye çok önemli katkı bulunacak ve Tyler Dorsey yeni transfer. Geçtiğimiz Hı. hafta e, Fenerbahçe'nin renklerine bağladı transferde çok değerli bir hamleye imza attı e, belki izleyenler kaçırmıştır. Hani ne yapıyorsunuz sağda üstte buradan izleyebilirsiniz. Değil mi? Biz Özgür Menencioğlu ile detaylı bir Tyler Dorsey evet. videosu çektik. Fenerbahçe'ye ne getirir ne götürür çok fazla o yüzden konuşmayacağım ama Tyler Dorsey tabii çok kaliteli bir oyuncu. Doğrudan belki şu anda Fenerbahçe'nin esas ihtiyacı olan yani o Nikolates'i yedekleyecek veya onun rükünü alacak oyuncu mu? Tam onu, oyuncu değil ama Fenerbahçe'ye hücum anlamında çok önemli bir değer olacak ve 2,5 yıllık sözleşme. Tabii Do Dorsey için esas önümüzdeki iki sezon çok önemli olacak. Yani Fenerbahçe'nin planlamalarında Tyler Dorsey ana parçalardan biri olacak. Ee, bu sezon bir katkı verecek ama esas Tyler Dorsey'nin daha yeteneklerini sergileyebilecek tarzda bir kadro oluşumunu biz önümüzdeki yaz göreceğiz muhtemelen. Ee, ama Dorsey tabi çok önemli bir transfer. Bunun altını çizmek lazım. Şeyi kapatmadan hı hı. geçmeden önce biraz daha istersen şu bir iki şeyden bahsedeyim. Tabii. Özellikle bireysel performanslardan ve bu maç üzerinde asist top kaybı istesine de bir dikkat çekmek istiyorum ve rebound Fenerbahçe 43-30 öndeydi reboundlarda Bologna karşısında 14 tane de hücum reboundu aldı yani biz daha önceki maçlarda özellikle kaybedilen maçlarda hatta kazanılan maçlarda mesela Panathinaikos teplasmanındaki maçta çok sayıda hücum reboundu verdiğimizi ve çok fazla bu konuda sıkıntı çektiğimizi görmüştük ama bu karşılaşmada Fenerbahçe reboundlara hakim oldu. 43-30 çok önemli bir üstünlüktü. Yine asist top kaybı oranına baktığımız zaman 39 basketin 27'si asist üstünden ki bu topun aslında çok döndüğünü, paylaşıldığını gösteriyor. Bu da Fenerbahçe'nin hücumunda organizasyon başarısını gösteriyor. 27 asiste karşı 13 top kaybı. Bu da ideal bir rakam olarak değerlendirebilir. Çünkü yani ideal oran 2 asiste karşı bir top kaybıdır takım hissetsizliğinde. E, dolayısıyla ideal bir performans. Yine bireysel performanslardan zaten bahsettik ama e, Guduric, Deschampierre, Motley ve Wilbeck'in dörtlüsü Partizan maçında 90. sayının 75'ini üretmişlerdi. Bu maçta 60, e, 104 sayının 67'sine imza attılar. Gerçekten çok değerliydi. Özellikle Guduruç ve Pierre inanılmaz bir seviyede oynuyorlar. E, son iki maçta Pierre 12'de 10, Guduruç da 9'da 8 3 sayı isabetiyle oynadı. Gerçekten inanılmaz. Yani dolayısıyla Fenerbahçe gerçekten iyi rol, e, iyi bir e, yolda. Bu arada Guduruç de yeni bir sözleşme yaptı. Ona da hayırlı olsun diyelim. 3 yıllık e, bir iki evet, nikah tabii. tazelemesi oldu diyelim. Gerçekten şu anda takımın lideri artık e, elin eline baktığı oyuncu haline geldi. Guduruç çok olgun bir basketbol oynuyor. Tam da en e, kariyer olgun Aferin. dönemine girdiği dönemde Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme yapması tabii onlar açısından da çok olumlu ya Fenerbahçe'de koç Etudis e, kenara her başını çevirdiğinde bir yıldızla karşılaşıyor. Hemen sıkıştığında e, parke sürebileceği yıldız bir oyuncusu oyunu çözebilecek bir oyuncusu var. E, bu Bunun için büyük bir avantaj ama tabii ki hani e, o rollendirmeler de doğru yapıldığı takdirde bu başarı geliyor. Yani ne kadar yıldız olursa olsun rollendirmeler başarılı Fenerbahçe-Beko'da oyun başarılı e, haliyle de tekrardan e, o playoff'da Hedeflediği noktaya adım adım yürüyor. Diyerek diğer temsilcimiz hı hı. Anadolu Efes'e geçmek istiyorum. Onlar da Panathinaikos deplasmanında 82-87 kazanırken aynı zamanda 82 sayının 24'ü de serbest atışlardan geldi. Ve rakibin kuvvetli isimleri olan Bacon ve Derek Williams'ı da fena durdurmadılar açıkçası. Onları da iyi durdurdular. İlk başta Efes'in savunmasını sorayım sana. Hı hı. Hani savunmanın bu denli iyi olması, en azından hani iyi oyuncuları durdurabilmesi. Bunu sorarak başlayayım. Burada yorumlarını alayım. Ya yani genel olarak aslında maç özelliği, hani 82 sayı yediğim bir maçta çok iyi savunma yaptım belki söylenemez ama o 3. çeyrekte özellikle oyunun çevrilmesinde Anadolu Efes'in o savunması gerçekten e, kilitti. Elijah Bryant zaten son dönemde geçen hafta onu da konuşmuştuk hatırlarsın Elijah Bryant'ı. Yani başka bir takımda olsa belki e, bir takımın ana e, üçlüsünden biri olacak bir oyuncu ama e, şeyde Anadolu Efes'te eee yani Larkin, Mitsic ve Clyburn'un gerisinde kalıyor. Ama işte Mitsic'in yokluğunda özellikle son iki maçta Asver maçında ve e, Panathinaikos maçında galibiyete çok önemli rol oynadı Elijah Bryant. Yani hem skor anlamında hem reboundlara verdiği katkı Asver maçında 10 bu maçta 7 reboundu vardı e, asist yapıyor, top çalıyor hani rakibin kısasına baskı yapıyor reboundlar dediğim gibi katkı veriyor ve hücumda da kritik basketleri imza atıyor. Dolayısıyla hani şu son dönemde Elijah Bryant e, Andolu Efes'in çıkışında e, önemli pay sahiplerinden biri de ama tabi esas şu son iki maçta e, altın madalyayı vereceğimiz için Will Clyburn yani herhalde en güzel zaten e, koçu Ergin Ataman söyledi maç sonrasında. Will Clyburn bugün şampiyon bir yıldız gibi oynadı. Dedi ki zaten 26. haftanın da MEP'si seçildi Euroleague'de. 24 sayı 7 rebound 4 asistle 37 dakikada sağda, 37 dakika sağda kaldı. Gerçekten Clyburn e, Asfalt maçında maçı kazandıran savunma ve hücumu yapan o isimdi. Bu karşılaşmada da yine maça damgasını vurdu. Yine Shane Larkin'den bahsetmek lazım. Hem hücumda e, skor anlamında hem de asist anlamında double double maçı tamamladı 10 e, asist yaptı e, Andolu Efes'in 17 asistinin onu, onu zaten e, Shane Larkin'den geldi yani şimdi tabii hep e, soru şu ya yani mid yok e, Mitsic yokken Larkin ve Clyburn çok daha iyi oynuyor, takım daha iyi oynuyor, Ziz için e, verimliliği artmış vaziyette. Acaba Mitsic e çok fazla. Yani anlayayım. hani işte politik gündemde son zamanda konuşuluyor yani ya, işte ben mi kalkayım masadan demiş yemere Akşener Hanım Efendi yani biz de şimdi burada e, acaba şey Mitsic ben mi kalkayım masadan yani benim mi benim mi gitmem, benim, lazım, benim, benim mi gitmem <laughs> lazım diyor. Ya tabii öyle değil. Ee, bu işin latifesi yani Mitsic de sonuçta çok değerli bir oyuncu Avrupa'nın en iyi 2-3 gardından biri ve Ergin Ataman yıldızlarla çalışmayı çok iyi bilen ve o yıldızları bir şekilde ahenk içinde uyum sağlatan bir oyuncu ee, bir antrenör. Yani bence evet bir Clyburn özellikle Mitsic varken biraz performansında bir düşüş oluyor Larkin'in de olduğu <laughs> süreçte gördük ama bir şekilde ben bu üçlünün bir arada var olacağını düşünüyorum ve Andolu Efes her ne kadar şu anda bu arada yeniden bir playoff yoluna girdiler şu anda evet. ilk 8'e girmiş vaziyetteler ki bir maçları da eksik Ya yani çok tecrübeli bir takım çok yıldızlara sahip bir takım ve o yıldız gücüyle playoff'lara kendisini attıktan sonra yani Anadolu Efes'e hiç kimse bence şampiyonluk adayı değil diyemez Tabii. Ee, yani son iki sezonun şampiyonu hani çok klişe bir laf vardır bir şampiyonun yüreğini asla küçümsemeyin. 1994'te Houston Rockets şampiyon olduktan sonra ertesi sene hiç kimse onları şampiyon olacağını ihtimal vermezken onlar bir kez daha şampiyon olmuşlardı ve o şampiyonluğu kupası havaya kalkarken Koç e, Rudi Tomcanavic bu cümleyi sarf etmişti. Bir şampiyonun yüreğini asla küçümsemeyin diye. Anadolu Efes'i unutulmasın ki son iki sezonun şampiyonu ve çok önemli yıldızları var. Dediğim gibi onlar için şu anda ilk hedef playoff'a kalmak ve sağlıklı kalabilmek. Sağlıklı bir şekilde playoff'a girebilmek. Çünkü sakatlıklardan evet. da gerçekten çok çeken bir takım. E, dolayısıyla hani Efes iyi yolda. Ee, çok kritik bir galibiyetti. Hem Aswell galibiyeti hem şimdi bu hafta Panathinaikos galibiyeti. Dediğim gibi savunmada ama yine de işte iki oyuncuyu e, maç başına 31 sayı atan ikisi arasında yani e, Dwayne Bacon ve Derek Williams'ı durdurmayı başarlar Hücumda da e, iyi ritim buldular e, ve maçı kazandılar. Her ne kadar maçı sonunda yine ufak bir krizi olsa da Yine galibiyet almak çok evet, önemliydi. Galibiyet önemliydi. Hazır Anadolu Efes'i konuşuyorken çift maç haftasında onlar da Kızıl Yıldız ve Mekabi ile arka arkaya oynayacaklar. Oyuncuların üstüne binen yükten bahsetmiştik. Şimdi bu çift maç haftasında bu yükün artması halinde ki muhtemelen öyle olacak. Oyuncu performanslarına nasıl yansır ve e, sence galibiyet iki maçtan da alınabilir mi? Tabii MİT's için yokluğu belki en çok hissedilecek dönem bu olacak. Şimdi iki maç e, özellikle çift maç haftasında yani onun gibi bir e, yeteneğin olmayışı. Hmm. Thank you. Gerçekten takımı olumsuz etkileyecek. Ama Andolu Efes de, Hani sonuçta her takım gibi çift maç oynamaya zaten alışmış vaziyette. E, tabii Kızıl Yıldız maçı özellikle çok kritik. Çünkü Kızıl Yıldız'ın konumu itibariyle ve son maçta da Bayern Münih karşısında deplasmanda kaybettikten sonra... ...onlar açısından e, çok önemli bir maç haline geldi Anadolu Efes maçı. Ki zaten e, takımın yeni transferlerinden biliyorsun bir dönem Fenerbahçe ile de adı geçen e, Facundo Campasso geri döndü. Bayern maçında sahadaydı. Bir ara öne de geçmişler dokuz sayı öndeydi Kızıl Yıldız. Yani gerçekten talihsiz bir şekilde kaybettiler hmm. maçı ve e, Campasso'nun maç sonrası açıklaması zaten Efes maçını ne kadar önemsediklerinin göstergesi Campasso bir final maçı olacak bizim için Efes maçı dedi. Hakikaten Kızıl Yıldız da e, atmosferiyle yine Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri dolayısıyla e, hiç kolay olmayacak. İlk maçı burada Efes rahat kazanmıştı ama eksik ve biraz sorunlu bir Kızıl Yıldız karşısında sezonun ilk maçını kazanmıştı. Şimdi çok farklı bir atmosferde ve Campasso'lu, e, Vildozalı bir Kızıl Yıldız karşısında mücadele edecek hiç kolay olmayacak tabi dileriz oradan. Ee, bir galibiyetle ayrılır. Yakaladığı ritmi oraya da yansıtmayı başarır. Arkasından ile oynayacaklar ki de Fenerbahçeli Fener oynadıktan sonra buraya gelecek. Kendi evinde oynadıktan sonra. Yani biraz Makabi kendi evinde çok iyi oynayan ama deplasmanda çok sıkıntı çeken bir takım. İlk maçı da kazanmışlardı bu arada Andolu Efes karşısında e, içeride. E, şimdi burada Andolu, yanılmıyorsam 8 ile bitmişti. Hani iki ikili averajı da bir taraftan belki yine aynı geçen hafta Bolonya maçındaki Hı -hı. kurduğum cümlelerin benzerini kuracağım. Yani öncelik galibiyet ama alınabilirse ikili averajı e, da çünkü önemli olacak. Evet. yani Makabi son 6 deplasmanda 5 yenilgi aldı. Deplasman karnesi kötü bir takım. E, dolayısıyla Andolu Efes burada e, hani çift maç haftasının ikinci ayağında e, Makabi karşısında favoridir diyorum. E, çift maç haftasında e, Fenerbahçe'de Makabi ve Barcelona ile oynayacak. Tabii ki ya aslında Makabi hadi şöyle böyle dedik ama Barcelona gerçekten çok güçlü bir rakip e, aynı zamanda Fenerbahçe'nin o dörtlüde kalabilmesi için de çok kritik maçlardan bir tanesi senin yorumlarına geçelim ya tabii Maccabi de dediğim gibi e, kendi evinde çok farklı oynayan e, seyircisinden beslenen ki e, Maccabi seyircisi Avrupa'da hani basketbolu en iyi bilen sahaya en doğru şekilde müdahale eden e, seyirci gruplarından biri hakikaten zorlu bir atmosferi vardır hiç kolay bir deplasman değil ya geçen hafta işte onlar e, Monaco deplasmanından farklı kaybedince ve Anadolu Efes'te Panathinaikos yenince 9. sıraya yani playoff tablosunun dışına çıktılar. Dolayısıyla onlar için önemli bir karşılaşma olacak. Yani sert bir e, takım. Özellikle iç sahada. 3 tane çok önemli kısaları var. Lorenzo Brown, Wade Baldwin ve e, Bonzi Coles. Yani bu 3 oyuncunun e, biraz ritimden çıkartmayı başarırsa Fenerbahçe kazanma şansı olacaktır. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe çok formda bir şekilde gidiyor. E, çok moralli bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla hani her ne kadar makabiz deplasmanı zor olsa da Fenerbahçe'nin buradan e, galibiyetle ayrılacağını İnanıyoruz yani Hı -hı. bundan belki iki ay önce böyle bir cümle kurmak kolay olmaz. Yani e, takımın içinde bulunduğu durumda eğer Maccabi ve Barcelona maçları yani o dönemde olsaydı Keşkeş hakikaten olsaydı. daha negatif cümleler kurabilirdik ama şu an takımın yakaladığı hava verdiği e, mesajlar gerçekten e, çok pozitif. E, Fenerbahçe yani iki takımı da yenebilecek güçte olduğunu gösterdi şu son dönemdeki performansıyla. Ya Barcelona da tabii ilk maçı 81-80 Barcelona kazanmıştı. Onlar da Zalgiris'i yeniler içeride farklı. Son 5 maçında kazandı Barcelona. Yani şu anda bir vites yükseltmiş vaziyette. Ya kağıt üstünde zaten baktığın zaman e, hani Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine sahip ve çok derin bir kadroya sahip ki zaten maçlarda şu son 5 galibiyete baktığın zaman yani Nikola Mirotic var işte maç başına şu son 5 maçta 15 sayı ortalaması var. Onun dışında böyle 7-8 tane 8-7-6 sayı ortalamasıyla oynayan işte Veselisinden, Laprovita olasılığına bir çok oyuncu var Satoranski yani bunların hepsi böyle katkı veriyor Corey Higgins ee, çok derin bir kadro ee, rakibi yıpratan bir kadro bu yüzden hani e, çok fazla süre alan oyuncu olmadığı için sürekli diri kalan bir Barcelona var sert savunma yapabilen bir takım yani buraya da dediğim gibi çok formda bir şekilde gelecekler ama yine aynı şeyi söylüyorum hani Fenerbahçe'nin form durumu iki takımı da yenebilecek bir düzeyde, e, düzeyde sinyal veriyor ee, dileriz Barcelona'dan da revanşı alır çünkü yani hemen üstünde bir maç eksiği var. Yani o bir maç eksiğinde Fenerbahçe'nin Milano'yu yendiğini düşünürsek ikili averajı da alırsa Barcelona'nın da üstüne çıkıp 3. sıraya gelme ihtimali de var. o yüzden de bu maç çok kritik. Tabii ama önce Bakabey'i yenmek lazım. Evet, önce altını çizmek lazım. Aynen öyle. İlk maç makabi ikinci maç Barcelona ile olacak. Bir de son olarak kapatırken bizim ligden hmm. bahsetmek istiyorum. Üst üste yedinci mağlubiyetini alan Galatasaray Neft'e takımın küme düşme yani taraftarların bir küme düşme endişesi var. Sence bu endişe ne kadar gerçekçi? Sezonun kalanında ne yapılmalı ki? Ne yapılmalı ki kümede bitirilmesin? Ya ben küme düşeceğini sanmıyorum açıkçası Galatasaray'ın ama tabii şu anda hani pozitif taraftan bakarsan Playoff potasına bir maç uzaklıkta ama negatif taraftan bakarsan da küme düşme hattına da bir maç uzaklıkta. Yani böyle çok enteresan bir yerde tabii arka arkaya 7 yenilgi gelince Galatasaray'da bir anda rüzgar tersine dönmeye başladı. Tabii her şey böyle bir D-Bost'un gitmesiyle sanki bir negatif tarafa doğru evrilmiş vaziyette. Birçok transfer oldu yani biraz Galatasaray'da böyle o kadar çok gelen giden oldu ki yani takımda bir kimya tutturmak da çok kolay değil. Ama D-Bost gibi bu takımın en önemli parçasının sezon ortasında asfale gitmesi... E, tabii bütün düzeni alt üst etti e, yani oyuncular iyi niyetli oynuyor ama yani takımda da bir sıkıntı var hı hı. yani bilmiyorum yani tam kulübün de içini bilmediğim için ama e, oyuncuların da vücut dilinden çok da e, açıkçası e, hani bir ne pozitif bir şey alamıyorum açıkçası. Sinyal alamıyorum. Yani Beşiktaş maçında da mesela 15 lık bir seri yediler. Bir anda ee, dağıldı. dağıldı takım. Yani işte nasıl toparlanır bilmiyorum. Biraz pistol ise de galiba oyuncuların çok arası yok gibi. Veya bilmiyorum bir alacak sıkıntıların var oyuncuların. Ama bir sorun olduğu ortada ee, bir girdaba yakalanmış vaziyetteler. E, önlerinde de kritik maçlar var. işte yani şimdi Darüşşafaka ile oynayacaklar. Zorlu bir rakip. Ardından Tofaş onlar da yine zorlu bir rakip. Fenerbahçe ile oynayacaklar, Bahçeşehir ile oynayacaklar. Yani kadro olarak baktığın zaman bu takımın küme düşmemesi lazım. Ben hani toparlanacaklarını düşünüyorum. O zorlu süreçten nasıl çıkacaklar bilmiyorum ama kümede kalacağını düşünüyorum. Yani küme düşme tehlikesi yaşayacağını düşünmüyorum. Her ne kadar şu anda riskli bir dönemde olsa da toparlanacağını düşünüyorum ben. Yani o ka bu kadro kalitesiyle düşmeleri gerçekten sürpriz olur benim için. Peki yani sorunun ne olduğunu anlamak güç aslında. Sen dediğin gibi muhtemelen e, bir zincirleme işte d Boston ayrılması evet. ardından takımdaki kimyanın oturmaması e, koçla belki de iletişim problemleri vardır. Hepsi ayrı bir noktada ama takımın bulunduğu yer hem e, playofflara hem de küme oldukça yakın ve riskli. Diyerek aslında kapatmakta istiyorum. Teşekkür ederim bu hafta eklediklerin için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki hava atışı. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.